Yani efor testi önemli. Bazen işte bu hani şikayeti olmayıp da darlığı olan hastaları efor testine yakalayabiliyoruz. Ama hani o da efor testi %100 güvenli değildir. %30 yine bizim orada hani yanılma payımız vardır. Mesela bir hasta yürüdüğüm zaman ağrım oluyor, dinlendiğim zaman geçiyor diyorsa artık bu dört dörtlük bizim için bir bulgudur. Özellikle risk faktörleri de varsa, risk faktörleri neydi? İşte sigaraydı, şeker hastalığıydı, aile genetik faktörlerdi. Yani burada hani genetik faktörleri de atlamamak lazım. Biz her ne kadar kendimize de iyi baksak, ne kadar özensek de, işte kilomuza da baksak, şekerimize de baksak, sigara da içmesek, genetik faktör diye bir faktör var maalesef. Bu ırsi yatkınlık yani neredeyse %50 kadar önemli derecede etkiliyor. Yani çevresel faktörler de etkiliyor. Yani %50-50 diyebiliriz yaklaşık olarak. O yani zaman çevresel daha dikkatli faktörlerde hani olmak sigara gerekiyor. içimi ve diyabet bir grubu oluşturuyor, bir grubu da genetik faktörler oluşturuyor. Özellikle genetik faktör ailesinde genetik olarak işte kalp krizi geçirmiş, stent takılmış, bypass olmuş bir hasta var ise sigara içiyorsa ve diyabeti var ise çok 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 büyük risk altındadır. Ve bu yaş artık böyle 30'lu 40'lı yaşlara düşüyor. Yani özellikle ailesinde aile hikayesi var ise bu kişileri muhakkak işte sigara içmesinden uzak durmaları lazım. Diyetine son derece dikkat etmeleri lazım. Obezitesinden kesinlikle uzak durmaları lazım. İşte şekerden ve ekmekten uzak durmaları lazım. Eğer böyle olur ise yine hani bir olay yaşama ihtimali vardır. Hani kalp krizi geçirme riski vardır ama bu mesela 30 yaşında değil de böyle 60 yaşında geçirir. Yine geçirebilir ama en azından o kadar erken yaşlara düşmez. Zamanı Tabii. değiştiriyor. Yani aile hikayesi olanlarda özellikle genç yaşta kalp krizi geçirenlere bakın genelde. Hepsinde genelde bir aile hikayesi vardır ve sigara içiyordur. Ya da işte obezitesi vardır, diyabet gelişmiştir.